Selamun aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Herkes için pratik tecvid derslerimize hoş geldiniz. Bu derslerimizi üç genel başlık halinde ele alacağız. İlk önce harflerin mahreçleri, yani maharecül huruf dediğimiz harflerin çıktığı yerleri ele alacağız. Yine birkaç videoda lazimi sıfatlar, harften ayrılmaması gereken harflerin zatına mahsus olan sıfatları ele alacağız. Daha sonra dersimizin genel kısmını, daha çok bölümlerini ele alacak olan arizi sıfatlar, yani harflerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan kurallar. Bunlar tenvin ve sakin nun halleri, ihfa, izhar, idgam gibi. Yine idgam konuları, idgam isteği, mütecanis isteği, mütekariben gibi konular. Yine met tabi, met muttasıl, munfasıl gibi met konuları arizi sıfatlar kısmında ele alacağız. Şimdi harflerin mahreci kısımlarını hemen görelim. Harflerin genel mahreç bölgeleri, birinci dersimiz bu şekilde olacak. Maharicül huruf, tecvid ilminde harflerin çıktığı ses yoluna mahreç, diğer ismiyle, Türkçesiyle çıkak denir. İki kısma ayrılır arkadaşlar, muhakkak mahreç, bir de mukadder mahreç. Peki nedir muhakkak mahreç? Harflerin, yani hece harflerinin tamamının çıktığı yere muhakkak mahreç denir. Yani elif, be, te, se, cim, ha, ha. Ya harfine kadar bunlara hakiki mahreç bölgeleri, yani muhakkak mahreç bölgeleri denmekte. Yine mukadder mahreç ise takdiri, varsayıma dayalı çıkış yeri. Buradan ise met harfleri belirli bir mahrece temas etmeden çıkar. E, i, u, yani buradaki harekelerin çıktığı yerler. Yine harflerin mahreci ayrıca iki kısma ayrılmış. Külli mahreç, cüz'i mahreç. Bu dersimizin asıl konusu bu. Külli mahreç. Bunlardan ilki cev, yani ağız boşluğu demek. İkincisi halk, boğaz demek. Üçüncüsü lisan, dil demek. Dördüncüsü şefeteyn, dudaklar demek. Beşincisi ise hayşum, yani geniz boşluğu. Bu beş tane şeyi bilmemiz gerekiyor. Cüz'i mahreç ise bu külli mahreç bölgesinden çıkan her harfin kendisine ait o özel bölgesine verilen isimdir. Yani halk yerinden hemze, he, ayın, gayın, ha, ha harfleri çıkıyor. Mesela ayınla ha harfinin çıktığı özel bölgeye cüz'i mahreç diyoruz. Evet, dersimizin özetine gelirsek, maharicül huruf harflerin çıktığı yere verilen isimdir. Çıkak da denilir. Hakiki mahreç ve mukadder mahreç diye iki kısma ayrılır. Hakiki mahreç bölgesinden hece harfleri çıkar. Yani elif, be, te, se, cim, ha, vav, he, ye. Bu harflerin tamamı, yani bildiğimiz alfabedeki harflerin tamamı hakiki mahreç bölgesinden çıkar. Peki mukadder mahreç bölgesinden ne çıkar? Oradan da vav, ya, elif, yani hece harfleri çıkar. Bunların çıkış yeri bir sonraki dersimizde ele alınacak tekrardan. Külli mahreç bölgesini arkadaşlar 5'e ayırdık. Cef dedik. Yani şu ağızdan, boğazın sonundan ağzımızın dudaklara kadar varan o ağız içindeki boşluğa cef deniliyor. Halk ise boğaza deniliyor. Çene altından göğüse bitişik olan o kısma halk, boğaz. Lisan ise dil. Burada bir de burası basit. Bir de şefeteyn var, dudaklarımıza şefeteyn. Hayşum ise o genizin burun arkasındaki boşluğa hayşum denilmektedir. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.